Herkese merhaba. Kayıt Çiftçisat video blogunda yeni bir video ile karşınızdayız. Yine bu sefer gene Cem'le beraberiz. Doktor Cem Ayvat'ta Greenwich Üniversitesi'nden. Merhaba Cem. Nasılsın? Merhaba, sen nasılsın Ceyhun? Karantina günlerin nasıl gidiyor? Gayet iyi. Ordu Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde yer alan KYK yurtlarından bir tanesindeyiz. Şartlar gayet iyi yani. Hani beklediğimize göre çok çok daha iyi. Bir de çok iyi ağırlamaya çalışıyor gerçekten memurlar, çalışanlar sağ olsunlar. İdare ediyoruz. Peki. Şimdi bugün Ceyhun istersen krizin COVID-19 krizinin gelir dağılımı üzerine etkilerinden biraz Tabii olur. bahsedelim. Bununla ilgili senin hazırladığın slaytları istiyorsan hemen açayım ben. Önce ne konuşacağız kısaca söyleyelim. İlk başta COVID-19 krizinin farklı sektörleri ve farklı sektörlerdeki çalışanları nasıl etkilediği üzerine bir tartışma yapalım dedik. Sonradan gelir dağılımının hani ücretli kesimini ve sermaye kesimini nasıl etkilediğine krizin bakalım ve bunun kısa açıkçası fonksiyonel gelir dağılımının bu yolda nasıl etkilendiğine bakalım dedik. Biraz da zamanımız kalırsa cinsiyet eşitsizlikleri üzerine olan etkisinden bahsedelim COVID-19 krizinin diye konuştuk. Şimdi istersen buradan başlayalım. Bu Jonathan Dinger ve Brent Neiman'ın yazdığı How Many Jobs Can Be Done at Home diye isimli bir makalesinden alınmış bir tablo. Burada aslında gösterdiği şu, yani bazı işler, yani bu belli anketlere dayanarak işte hangi işlerin evden hangi iş yapılabildiğini, hangi işlerin evden yapılamadığını çıkartmışlar. Mesela işte çok bekleneceği gibi işte hukuk alanında, işte yazılım alanında daha eğitim alanında bizim de içinizde bulunduğumuz gibi işler mesela evden yapılabiliyor büyük ölçüde ama ne bileyim daha mavi yakalıların veya işte inşaat işçilerinin çalıştığı işler pek yapılamıyor. Burada işte saymışlar belli işleri. Mesela tarım işte evden yapılamıyor. Daha işte tabii sağlık hizmetlerini evden yapmak zor, inşaat işlerini evden yapmak zor gibi bir sürü manuel aktiviteye dayalı işte aslında evden yapılamıyor. Şimdi bu neden önemli? Böyle bir ayrım olması iki nedenden dolayı önemli. Birincisi tabii sağlık nedeniyle önemli. Çünkü eğer siz mesela biz bu açıdan akademisyenler olarak biraz daha şanslı gruptayız. Eğer İşinizi evden devam ettirebiliyorsanız bu dışarı çıkmanız ve riske maruz kalmanızın gerekmediğini gösteriyor. Ve yani aslında siz evinizden bu faaliyetleri yürütebilirsiniz ve virüsü kapma riskiniz de çok daha az olur. Gerçi o Ceyhun sen maalesef ailenle birlikte kaptın virüsü ama her şeye rağmen tabii ki riskin bir fabrikada çalışan bir işçiye göre çok daha az. İkincisi de tabii gelir üzerine olan etkileri farklı olacak. Çünkü manuel işlerde özellikle mesela garsonluk gibi krizin direkt etkilediği sektörlerdeyseniz siz işinizi kaybetme riskiniz daha fazla. Ama mesela bilgisayar yazılımcısıysanız ve ne bileyim program yazıyorsanız o işi evden de yürütebilirsiniz. Gene o yazdığınız software'i satabilirsiniz. Eğer krizin etkilemediği bir alanda software yazıyorsanız ve gene gelirlerinizi eskisi gibi devam ettirebilirsiniz. Tabii bu ikisinin arasındaki ayrım mutlaka gelir eşitsizliklerine yansıyacaktır. Muhakkak evet. Bir de bununla ilgili bu tabii zannedersem herhalde ya Avrupa'dan ya bir Avrupa ülkesinden olsa gerek bu rakamlar veya belki Amerika Birleşik Bu Devletleri'nden. Amerika'dan. Amerika Amerika'dan. Birleşik Bununla Devletleri, ilgili evet. Bilim Akademisi'nin böyle blog sitesi olan sarkaç.org'da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Uğur Aytun ve Paris Üniversitesi'nden Cem Özgüzel'in Türkiye için de aslında yaptığı bir çalışma var. Oraya da bakılabilir. Orada da hem gelir seviyesiyle evden çalışma oranının hem de eğitim seviyesiyle tabii beklendiği üzere evden çalışma oranının arttığını gösteriyorlar. Hani ilgili arkadaşlar aslında o sarkaç.org sitesine bakıp oradan ilgili makaleyi Uğur Aytun ve Cem Özgüzel'in bakabilirler diye düşünüyorum. Bir de
Aylin Bayar ve Öner Günçavdı ve Haluk Levent'in bir çalışması var değil mi? O şeyle ilgili ama gelir dağılımı simülasyonu yapıyorlar onlar. Onlar evden çalışmaya oranına bakmıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben de bayağı dikkatli okudum ve bir sunumda tablolarını ve verilerini kullandım. Onlar farklı senaryolarda yani ücretli kesimin işte işini kaybedeceği farklı iki tane senaryo seçiyorlar. Biri biraz daha olumsuz bir senaryo, biri biraz daha nispeten olumlu bir senaryo. Oradaki gelir dağılımı ne olur diye bakıyorlar. Gelir kayıpları ne olur diye bakıyorlar. Gini endeksi hesaplıyorlar. Tabii hepsinde artıyor da. Hani birinde biraz daha fazla artıyor, birinde biraz daha az artıyor. O tip şeylere genelde bakıyorlar gelir dağılımı. Ya orada sektörel bakıyorlar. Ben de bu sabah baktım çalışmaya da. Şeyden, meslekten ziyade her sektörün ne kadar etkileneceğine dair bir varsayımda bulunuyorlar. Tabii işte restoran, otel gibi sektörler çok daha fazla etkileniyor. İşte sağlık sektörü olumlu etkileniyor mesela gibi varsayıyor. Ve bunun sonucunda gelir dağılımı Türkiye'de nasıl değişiyor diye bakıyorlar. Tabii çalışmanın güzel tarafı Türkiye üzerine olan etkisi. Yani orada baktıkları, buldukları bütün senaryolarda gelir dağılımı kötüleşiyor gibi buluyorlar. Aslında bu da beklenebilen bir şey olabilir sanki. Özellikle yani şöyle, Fatih Güven'in de Amerika Birleşik Devletleri için yaptığı bir çalışma var. Aslında son 2008 krizi dışında yanlış hatırlamıyorsam, orada biraz daha finansal bir kriz olduğu için biraz bir farklılık oluşmuş gibi gözüküyor diyorlardı ama genelde tabii hep toplumun alt gelir grupları, işte hani %10'luk dilinde yer alan, ilk %10'luk, ilk %20'lik dilinde yer alan insanlar mesela diğer gruplara göre 2., 3., 4., 5., %20'ye göre mesela hep daha fazla gelir kaybı yaşamışlar krizlerde. Türkiye'de de tabii öyle gözüküyor. Özellikle bu kriz tabii çalışabilirliği de etkilediği için ve hani genelde daha böyle işte ofis, plaza tarzı işler veya daha beyaz yakalı işler, daha yüksek gelir getiren işlerin çalışma, evden çalışma şansı daha yüksek olduğu için gelir kayıplarının daha düşük olması beklenebilir tabii ki. Tabii herkes bir gelir kaybı yaşıyor, onu vurgulamak lazım. Bunlar hep göreceli gelir kayıpları. Hani şey gibi de düşünmemek lazım. Çoğu kişi diyelim. Yani çoğu kişi, evet aynen. Yani belki hani böyle ne bileyim bir gıda tedarikçisi veya işte market zincirleri sahibi belki bir gelir kazancı yaşamıştır tabii ki ama büyük ölçüde hani en azından %10'luk, %20'lik dilimlere baktığımız zaman büyük ölçüde hemen herkesin bir gelir kaybı var. Kaldı ki yani hani o tip mesela satış gelirleri artan bir firmanın da finansal gelir kaybı olabilir diye de aslında düşünmek. Evet. Çünkü bu da bizi sanırım bir sonraki Site'ımıza ona gidecek. Geçmeden istersen bir kapatalım screen'i. Biraz ona geçmeden önce karlar üzerinde de konuşmak istiyorum. Şimdi tabii şeylerin çalışması çok değerli. Aylin, Öner Hoca'nın, Haluk Hoca'nın çalışmaları. Bu şey, ben de İTÜ'de olduğum için Aylin'in eski çalışma arkadaşım Öner Hoca'dan da epey bir ders almışlığım vardı. Yani ama orada hani benim görebildiğim kadarıyla eksik olan şey tabii fonksiyonel gelir dağılımına, sektörlerin kendi içindeki ücret paylarının nasıl değişeceğine dair bir varsayımda bulunmak ilk başta çok zor. Tabii krizin, böyle büyük çapta bir krizin mutlaka işte sermaye kesiminin alacağı paya, ücretli kesimin alacağı paya etkisi olacak. Yani sektörel etkilerden bağımsız olarak böyle bir etki göreceğiz. Tabii daha klasik Marksist perspektiften bakarsak ve hatta yani neoklasik perspektifle de çok uyumlu olarak söyleyebiliriz. Tabii işsizliğin artmasının bu krizle birlikte mutlaka ücretlilerin pazarlık gücünü azaltması beklenir. Dolayısıyla siz eğer işinizi kaybetmeseniz bile seneye zam isterken eliniz çok daha zayıf olacaktır. Dışarıda binlerce, milyonlarca işsiz varken. Şimdi bunun bir kere ücretliler üzerine olumsuz etkisi olacak dünyanın her tarafında. Üstelik Türkiye'de maalesef sendikal faaliyetlere de sanırım 23 Mart'tan itibaren bir sınırlama getirildi. Grev hakkı gibi şeylere. Yani öyle bir ekstra şey de oldu. Ama tabii öteki taraftan bakıldığında karlar da mutlaka düşüyor. Talep düştüğü için. Yani bir sürü işletme de aslında hiç kar edemeyip gene de ücretlerini ödemek zorunda kalıyorlar çalışanlara. Şimdi burada aslında hangi etkinin daha baskın olacağını belirleyecek birkaç tane faktör olabilir. Bir kere enflasyon bence önemli. Çünkü genellikle ücretleri nominal olarak düşürmek çok kolay değil. Yani sizin gidip de işte çalışanınıza Yasin işte kriz var
üretini işte %20 azaltalım diyebilirsin tabii kriz zamanında, ama o çok daha zor olan bir mekanizma işverenler için. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde konuşuluyor gerçi ücret indirimleri. Hatta ben İngiltere için de konuşulduğunu duydum, bilmiyorum senin kulağına bir şey geldi mi, ama yani akademisyen ücretleri bağlamında sadece konuşuyorum tabii. Ya burada yapan firmalar var ama çok yaygın değil bildiğim kadarıyla, ama var. Yani %20 yani Amerika'da hani... şey furlo diye bir şey var biliyorsun. Hani ücretini aslında düşürmüş olmuyor saatlik ücretini belki, ama seni en azından zorunlu ücretsiz izne çıkartıyor bir nevi. Hani... İngiltere'de de o var. Yani %80'ini ödüyorlar maaşın ve işte ücretsiz izne çıkıyorsun. Devlet karşılıyor ama orada. Mesela birçok üniversitede, tabii Amerika'da karşılamıyor. Birçok üniversitede sekreteryal pozisyonlarda çalışan, işte idari pozisyonlarda çalışan ara elemanlar diyelim. Onları zorunlu, mesela kütüphane çalışanları örneğin. Kütüphaneler kapalı olduğu için onları işte furloya çıkarttılar. Yani hani zorunlu ücretsiz izne çıkarttılar ve herhangi bir ödeme almayacaklar yazın, yaz boyunca mesela bildiğim kadarıyla. Temizlik görevlileri. Evet. Evet. Yani tabii o var, yani Türkiye'de tabii biliyorsun ücretsiz izin var ama yani 1.000 liranın üzerinde bir para veriyorlar ücretsiz izne çıkarıldığı zaman. Yani hiçbir şey vermiyorlar hemen burada hemen. Belki şeyi de hatırlamak gerekebilir. Bizim Tolga Umut Kuzubaş'ta yaptığımız iki tane çalışma vardı. Bir tanesi Türkiye için zaman serisi kullanarak, diğeri panel veri kullanarak Avrupa için. Ve orada işte ücret verimlilik arasındaki makasa bakıyorduk. Tabii o normal, yani bütün zaman serisi hani 1960'lardan 2010'lara kadar falan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. 2013 yılında yayınlanmış makale olması lazım. Ve orada hani işte bu ücret verimlilik makası, normalde hani neoklasik iktisat teorisinde marjinal faktör verimliliğine eşit olan reel ücretlerin hani işte o marjinal faktör verimliliği ücret arasındaki oranın zaman içindeki seyrine bakıyoruz. Normalde onun sabit kalması lazım. Kalmıyor tabii sabit. Hani ve ücret aleyhine, verimlilik lehine bir artış var zaman içerisinde. Onun hangi faktörlerden etkilendiğine baktığımızda, senin de dediğin gibi mesela enflasyon bir faktördü. İşsizlik bir faktördü. Sendikalaşma oranı bir faktördü. Kayıt dışı ekonomi bir faktördü diye hatırlıyorum. Yani neden enflasyon faktörünü de söyleyelim. Nominal olarak azaltmanız zor ama mesela eğer ülkenizde %15 enflasyon varsa, siz işveren olarak sadece söyleyeceğiniz, bakın işte bu sene size zam yapamıyoruz kriz nedeniyle. Veya %5 yapıyoruz, %1 yapıyoruz. Ya da %5 yapıyoruz diyebilirsiniz. Zaten otomatikman reel olarak ücretlerinin %10 düşmüş oluyor. Ama şeyde yani enflasyon olmadığı, hatta küçük miktarda deflasyon olduğu bir ülkede sizin gidip de işçinize yani biz ücretlerinizi %20 düşüreceğiz demeniz lazım. O çok daha zor bir mekanizma ücretleri reel olarak düşürmek için. O yüzden enflasyon tabii daha olumsuz etkiliyor krizin kötü, yani daha doğrusu krizin olumsuz etkilerini arttırıyor ücretler üzerinde. Onu söyleyebiliriz. Bir de tabii şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. Hani şimdi rantiye kesiminin de aslında gelirleri bu krizden etkilenecekler. Çünkü mesela gene Marksist açıdan bakarsak, yani ben eski hocalarımdan işte Steve Resnick ve Rick Wolf mesela kira ve faizi şey diyor, yani sahiplenilmiş sınıf geliri olarak adlandırıyor. Subsume class revenue olarak adlandırıyor. Yani bu ne demek? Yani onlar diyor ki aslında reel sektörde bir artık değer üretilir. Ve bu işte emek sömürüsü üzerine üretilir. Fakat bu artık değer üretiminin devam edebilmesi için belli kesimlere belli bir artık değerden pay verilmesi lazım. Yani buna da işte sınıf sahiplenilmiş sınıf geliri ismini veriyorlar. Şimdi eğer siz mesela bir işletmeniz vardır, işte ne bileyim restoranınız vardır. Buradan bir gelir elde ediyorsunuz emek sömürüsü üzerinden. Bunun bir kısmını siz gidip bankaya veriyorsunuz faiz olarak. Yani bu da senin payın şeklinde. Veya işte kiraladığınız dükkanın işte mülk sahibine veriyorsunuz. Yani bunu, ama burada önemli olan söylemek istediğim nokta şu. Eğer bir yerde bir artık gelir, değer üretilirse, yani bir aktivite yaratılırsa reel sektörde, buradan belli bir gelir faiz veya kira olarak rantiye kesimine aktarılabilir.
Şimdi dolayısıyla eğer siz reel sektördeki faaliyetlerin karlarında büyük bir düşüş görüyorsanız bundan mutlaka finans kesimi de etkilenecektir. Artı mülk sahipleri de etkilenecektir. Hı hı. Yani mülk sahipleri muhtemelen işte dükkanların kiraları düşecektir veya işte belki bir sürü dükkan kirasını ödeyemeyecektir, işte kirada indirim isteyecektir veya belli bir dönem için indirim isteyecektir ki bu hani reel olarak oluyor aslında piyasada şu anda. Dolayısıyla rantiye gelirlerinde de bir düşüş olacak. Faiz ve rantiye gelirlerinde de bir düşüş olacak. Ve nitekim bu işte faiz açısından baktığımız zaman da yani bankaların mesela hisse fiyatları nasıl değişmiş gibi. Ben 4 tane bankayı alıp burada koydum ama başka bankalarda da HSBC'de işte İş Bankası'nda da benzer trendleri görüyoruz. Mesela Garanti'ye Türkiye'den baktığımızda belirgin bir hisse fiyatlarında COVID-19 krizinin başlangıcına itibaren düşüş görüyoruz. Hı hı. Ama Amerika'da da benzer bir trend var. İşte sağ üst köşede işte JP Morgan'ın hisse fiyatlarındaki değişim gösteriyor. Neredeyse işte %30'a yakın bir düşüş olmuş JP Morgan'ın hisse fiyatlarında. Citigroup neredeyse İtalya'da. Evet, İtalya'da UniCredit'te neredeyse yarı yarıya bu İtalyan borsasındaki biliyorsun UniCredit Yapı Kredi'nde hala ortaklığı devam ediyor bildiğim kadarıyla. Avrupa'nın önemli bankalarından. Bu UniCredit'te özel olarak aldım çünkü İtalyan bankacılık sektörü de çok riskli görülüyordu daha kriz öncesinde. Citigroup'ta da neredeyse yarı yarıya bir hisse fiyatlarında düşüş var. Yani bakıldığı zaman finans sektörünün de çok kırılgan hale geldiğini görüyoruz. Hı hı. Muhtemelen karlarında da en azından beklenen karlarında da bir düşüş olduğunu görüyoruz bu hisse fiyatlarındaki değişiminden. Tabii. Yani bu da beklenen bir şey herhalde. Ama krizin kazananları da var tabii. Bir sonraki slayda geçersek. O da tabii mesela Amazon. Ya da Zoom. Yani, ya da Zoom. Şu anda bizim kullandığımız. Yani belli teknoloji sektörleri, özellikle bu internet üzerine alışverişe dayalı teknoloji sektörleri. Ve en son açıklanan mesela Institute for Policy Studies, Forbes dergisinin milyonerler sıralamasına göre varlıklarındaki değişimlere bakmış. Mesela belli milyonerler, evet yani sadece 34 tanesi 170 tane milyonerden varlıklarını, servetlerini arttırmışlar. Ama işte Bezos tabii bir numara servetlerini arttıranlar arasında. Elon Musk tabii önde gidenler arasında. Birkaç tane. Bu Zoom'la ilgili de şey vardı hani işte dün ben zannedersem sosyal medyada bir grafik gördüm. Hani Zoom'un şu andaki piyasa değeri Amerika'daki belli başlı en büyük havayolu şirketleri olan United Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines gibi havayolu şirketlerinden işte Air France, KLM gibi şirketlerden Avrupa'da, Lufthansa gibi şirketlerden çok daha büyüktü şu an için. Tabii hani havayolu şirketi belki çok iyi bir örnek karşılaştırma olmayabilir ama en azından gördüğümüzde biz hani daha böyle büyük yüzlerce uçak sahibi havayolu şirketleri versus Zoom diye görünce hani ilginç tabii bu fiyat karşılaştırması, toplam şirketin değer karşılaştırması. Ya krizin tabii kazananları da var. Hatta toplam resmi baktığımız zaman o da bir sonraki slide olsun. Bu da ünlü gelir eşitsizliği çalışan iktisatçı Gabriel Zucman'ın Berkeley Üniversitesi'nden paylaştığı bir grafik. O da en süper zenginlerin servetlerinin Amerika'daki toplam servet içindeki payına bakmış. Yani bu işte 0.0001'lik kesimin. Milyonda bir oluyor galiba değil mi? Hani bir 0.1 olsa 1000'de 1, 10.000'de 1, 100.000'de 1, 1.000.000'da 1, 10.000.000'da 1 oluyor hatta galiba. Olabilir evet. 10.000.000'da 1 daha mantıklı. Yani 17 tane. 400 milyon kişi varsa 40 kişi falan yani herhalde. Onların ilk 40 kişinin ya da evet. Sadece burada evet, 17 istemiş evet. Hesaplamışlar bilmiyorum. En son 17 tane en zengine bakmışlar. Mesela onların servet payında kriz zamanında bir artış var. Tabii bu Forbes verilerine göre yani Forbes verileri de işte Mart'ta ya da Nisan'da çıktı zanneder. Galiba Nisan'da çıktı. Çok daha yeni aslında bu veriler. Hı-hı. Hani sonra krizin zamanı devamında soğumuyor ama en zenginin yani şimdilik en azından en zenginin
payında bir büyüme var. Tabii burada yani krizin kazan, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kazananı veya az kaybedenleri, işte emek kesimi, sermaye kesimi mi olacak sorusunda bence önemli şeylerden birisi. Yani kamu politikaları nasıl şekillenecek sorusu çok önemli. Çünkü neticede bütün, sen de işte kendi çalışmanızda mali istikrar paketlerine bakıyorsunuz. Gökçe Başbu ve Abdullah Yalaman'la birlikte. Yani orada şu var, yani Türkiye'de belki çok büyük paketler yok ama dünyanın genelinde çok büyük paketler var krize karşı üretilen. Bunların bir kısmı işte kredi olarak diyor, bir kısmı destek olarak diyor, bir kısmı işte sermaye kesimi, bir kısmı emek kesimine destek olarak diyor. Şimdi bu paranın aslında nereye aktarılacağı, hangi kesime daha çok aktarılacağı biraz gelir eşitsizliğinin nasıl değişeceğini belirleyen önemli bir faktör olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum, ne dersin? Yani evet, ben de hatta seninle de konuşmuştuk bunu. Seninle olan ve işte sen Oğuz ve seninle olan Metro Ekonomik'te çıkan Wage Debt, Profit Debt makalemizi aslında belki bu bağlamda da düşünmek mümkün olabilir. Çünkü hem bu kriz sırasındaki ekonomik seyir hem de bu krizden sonra bir recovery, yani toparlanma olacak. O toparlanmanın işte bir ücret çekişli toparlanma mı yoksa kar çekişli bir toparlanma mı olacağı ve işte bu farklılaşmanın uzun dönemli etkileri, bunlar aslında araştırılabilecek ilginç konular. Yani hepimiz göreceğiz. Şu an için tabii bir şey öngörmek çok mümkün değil ama bunların hepsi gerçekten ilginç ve makul sorular bu bağlamda. Hı hı. Belki biz de hani bu vesileyle söylemiş olalım. Belki bunu bir kendimize de en azından çıpa vazifesi görmüş olur burada söyleyince. Projelendirip bu konu üzerinde çalışmak için bize de bir motivasyon olur bu sorular. Evet, önemli bir soru bence de. Bunu böyle bir şey yapabiliriz. Çünkü hakikaten şu anda dünya adeta bir doğal laboratuvar gibi, bir sürü şeyin bir anda değiştiği ve bunun aslında makroekonomik sonuçları da geleceğe dair politikalarla ilgili de önemli fikir verebilir bence. Bence de. Yani çünkü toparlanma ile ilgili işte farklı şekiller konuşuluyor. Daha evvelden de konuşmuştuk. O şekiller tabii hem gelir dağılımından hem de işte fonksiyonel büyümeden, işte ne bileyim ücret çekişli mi büyüme yoksa kar çekişli mi büyüme mi, bunlardan bağımsız olgular değil. O nedenle bunların topluca beraber değerlendirmek, düşünmek ve hani en azından bu işte toparlanma politikalarına yön vermek önemli olur diye düşünüyorum. Bir de senin de söylediğin işte bizim yaptığımız çalışmada toparladığımız veri setindeki mali politikalar dediğin gibi ülkeden ülkeye göre değişiyor ve ne yazık ki daha zengin ülkelerde daha büyük paketler var gibi gözüküyor. Ama işte hep onu söylemeye çalışıyorum, vurgulamaya çalışıyorum. Paketlerin içeriği de oldukça önemli. Çünkü paketlerin bir çarpan etkisi olacak ama tabii o çarpanı öngörmek çok mümkün değil. Bir o çarpanı ölçmek çok mümkün değil. Yani 100 milyar TL harcarım, belki o ekonomiye 500 milyarlık etki yaratır. Ve hani 1'e 5, hani 5'tir çarpanı orada atıyorum. Veya hani 1.2'dir belki, hani 100 milyar yaratırım. 120 milyar veya hatta 1'in altındadır yani. 100 milyar TL'lik bir harcama yaparım, onun ekonomi etkisi 80 milyar TL olur. Hani 0.8 midir, 1.2 midir, 5 midir, bu önemli. Bu tabii paketin içeriğine bağlı. Paketteki öğelerin, paketteki parayı nereye harcadığınıza bağlı. Ne yazık ki onları ölçmek kolay değil. Veya ölçseniz bile o ölçülerin arkasında durmak, meşrulaştırmak kolay değil. Bunun için de tabii çok fazla sayıda veri gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'de hani bir veri eksikliği var her zaman için gelişmiş ülkelere göre. Örneğin şu an baktığımız şekil, Zucman'ın çizdiği Amerika'daki şekil, bunu Türkiye için çizebilir miydik? Yani çok zor. Uğraşırdık ama zorlanırdık herhalde muhtemelen. Yani hani gidip de Forbes ve Financial Accounts gibi, bilmiyorum Türkiye'deki Forbes'un Türkiye dergisi hala devam ediyor mu? Vardı bir aralar. Oradan belki bir şey çıkarım zannedesem kapandı ama. Kolay değil, çizemezdik muhtemelen. Dolayısıyla hani belki belli varsayımlarla uğraşırdık falan ama hani dediğim gibi. Yani kayıt dışının çok şey olduğu, yüksek olduğu ekonomilerde zor. Çünkü belki %1'lik kesimin servetini alabilirsin ama toplam serveti ölçmek de problem. Çünkü sen mesela bütün emlak, yani Türkiye'de servetin çok ciddi bir bölümü emlakta tabii. Mesela bütün emlak, bütün evlerin, dükkanların değerlerini kaç olduğunu söylemek zor. Çünkü çoğu insan zaten düşük gösteriyor dükkanlarının veya evlerin değerlerini. Yani oradan bir gerçek bir şey bulabilmek çok kolay değil açıkçası. Gerçek bir servet verisi bulabilmek.
Bir de son olarak şeyden bahsedeyim Ceylan istersen. Bence o da önemli. Bu cinsiyet eşitsizliklerini nasıl etkiliyor kriz? O da tabii eşitsizliğin çok önemli bir boyutu. Şimdi bu da, bir tane anket aldım ben. New York Times kanalıntı. İnsanlar evinde duruyorlar, evinde kalıyorlar karantinada ama bu evde kaldıkları zaman da kim işte yemek, temizlik gibi ev işlerini yapıyor diye bir soru sormuşlar Amerika'daki çiftlere. Çiftlerin mesela erkeklere sorulduğu zaman işte %21'i ben yapıyorum demiş. Kadınlara sorulduğu zaman %70'i ben yapıyorum demiş büyük ölçüde. Tabii perspektifler arasında biraz farklılıklar var. Mesela erkeklere işte benim sorulduğu zaman benim eşim yapıyor diyenler sadece %19. Kadınlara sorulduğunda benim eşim yapıyor diyenler %3 gibi. Ama yani iki taraftan da bakıldığında aslında şey kadınların çok da ağırlıklı olarak ev işlerini, buna tabii çocuk bakımı işte veya işte çocukların dersleriyle ilgilenilmesi gibi şeyler de etkileyebilir. Eklendiğinde tabii bu fark çok daha göze çarpıyor. Tabii bu neden önemli? Çünkü kadınlar ev işleri daha yüksek oranda üzerine kaldığı zaman bu aslında kadınların yani hem işlerini yapmaya çalışıyor olmaları. Yani eğer ev kadını değillerse hem işte evden belli işlerini yürütmeye çalıştıkları hem de ev işleriyle uğraştıkları anlamına geliyor. Yani çok daha büyük bir yük kadınların üzerinde kalıyor gibi görünüyor. Bu bir. İkincisi de tabii kariyer açısından yani mesela akademisyenlerde bile bir erkek bir de kadın akademisyeni ele alalım. Tabii eğer ev işlerinin çoğusu mesela kadın akademisyenin üzerine kalıyorsa tabii ki bu evde kalma, karantina, çocukla ilgilenme kadınların kariyerine çok daha olumsuz etkileyecek bir faktör olarak göze çarpıyor. Tabii ben bana sorulsa ne cevap verirdim diye düşünüyorum da bu soruları şimdi biz de sonuçta işte yani kızımız var evliyim ben de eşim de hani göz doktoru ama hani böyle yarı akademisyen sayılır postdoc yapıyordu Amerika'da şu anda durdurdu gibi ama yine de akademik çalışmalar yapıyor şimdi mesela hani biz de tabii ev işlerini bence yani evet yemek ve temizleme işinde evet yani yemek konusunda eşit gibiyiz ama temizlemede biraz daha sanki Cansu öne çıkıyor gibi. Onu kabul etmek lazım. Ve çocukla ilgilenme konusunda da biraz daha Cansu öne çıkıyor gibi. Dolayısıyla aslında ona çok daha asimetrik olarak fazla bir yük düşüyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani okullar açık olduğu zaman bu daha az problem. Çünkü okulda oluyor zaten. Aynen. Çocuk. Yani orada ilgilenen birisi oluyor. Evde olunduğu zaman tabii çocukla birisi ilgilenmesi gerekiyor. Yani bu bakım işi evdeki bireylere kalıyor. Çalışan bireylere kalıyor. Çok yani ekonomiyi açmak tabii konuşulurken mesela en azından belki onlar için de belki bir yol gösterilebilir. Çünkü ekonominin hani açılması okulların açılmasından da bağımsız değil. Yani olamaz zaten. Çünkü yani çocukların bir yere gönderilmesi gerekiyor ki şey olsun. Hani değil mi? Yani evde de sokağa çıkma yasağı da var. Hani anneanneye babaanneye de bırakamazsın. Çocukları çıkartamıyorsan mesela şu anda. Dolayısıyla okulların açık olması gerekiyor ki insanlar işe gidebilsinler. Bu çok ciddi ve konuşulan bir sorun. Yani New York'ta da örneğin işte 15 Mayıs'tan itibaren eyalette peyderpey shutdown'un işte bu kapanmanın kaldırılacağı konuşuluyordu ama şey büyük bir sorundu. New York Belediyesi sağlık çalışanlarının ve diğer işte esaslı çalışan denilen essential worker'ların çocuklarına bakma konusunda bir yardım sağlıyordu. Bir telefon numarasını arıyorsunuz ve bir şekilde çocuklarınıza supervision sağlıyoruz diyordu. Nasıl sağlıyorlar bilmiyorum ama veya ne yapıyorlar ama yani bu ciddi bir sorun çünkü insanların işe başlamasının önünde önemli bir engel. Açıkçası. Evet yani tabii orada çok bizim alanımız olmayan bir konu olduğu için doğru tercihin ne olduğunu söylemek zor ama en azından bunu söyleyen şimdi böyle bir cinsiyet boyutu olduğunu da okulları açıp açmamanı söyleyebilirim. Bir gün biraz daha böyle cinsiyet iktisadı çalışan bir arkadaşla beraber bilgiyle konuşuyorduk belki o da kabul ederse veya başka bir arkadaşla beraber feminist. Evet daha derinlemesine veya cinsiyet toplumsal cinsiyet iktisadı çalışan gender economics çalışan bir arkadaşla beraber. Gerçi sen de çalışıyorsun ama hani kendini gender ekonomist demiyorsundur herhalde. Ama kendini gender ekonomist diyen biriyle beraber bu tartışmayı yapmamız belki iyi olur bir videoda. Evet, bence de. Tamam, peki. Toplandırmış olalım. Başka eklemek istediğim şey var mı Can? Yok, güzel bir yayın oldu. İzleyenler de umarım keyif almıştır. Haftaya tekrar başka bir konuyla görüşmek üzere. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz herkese. İyi günler.